Hakan Bey. Efendim ilk önce bunlar gözüme çarptı. Aslında benim de gözüme siz çarptınız Silifke'de. Ne alaka? Maşallah. Vallahi öyle. Hakan Altun var dediler. Hiç kovmayınız. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sürprizle başlayalım. Bir 124 sürpriziyle karşılaştınız. Eyvallah ya. Direksiyona da çok yakıştınız. Vallahi benim ilk çok manevi değeri olan bir araba. Sağ olsun sevgili menajerim Süleyman Çakmakçı. Bütün ekip Müsen arkadaşlarım. Sağ olsunlar. Gerçekten çok duygulandığım bir andır. Çünkü Nurla için aslında rahmetli babamla ortak kullandığımız arabaydı. İlk arabamdır mesela. Onun adı Serçi Destir bende. Tabii Serçi Destir. Son dönemde raple arabeskin flörtünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence zaten ikisinin de bir anlatımı var. Yani aslında arabesk müzik değil ki. Sözlerin anlatımı bir isyan vardır arabeskte. Rap de zaten bir isyan müziğidir bana göre. Rap'in hastasıyız zaten. Bu şeylerin birlikteliklerin şahane olduğunu düşünüyorum. Sizde böyle bir şey olacak mı? Vallahi olursa olabilir yani. Ben gerçekten rap dinleyen bir adamım yani. Aynen. Ciddi bir... En çok kimi dinlersiniz? Ben cezacıyım. Çok büyük cezacı tabii canım. Ceza bizim hani dedemizdir yani. Selam olsun buradan. Arkadaşlar hiç denedim rap yapmayı. İşte ceza dinleye böyle çok zor ya. Hani bir şeyi biliyorum mesela. Göz gözü görmüyor rap. Pus 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 pus. Takipteler ses etme. Sus sus sus. Bir vakit dolmuştu beynim. Ya çok zor iş ya. Türk televizyon tarihinde bir ilk. Hakan Altun. Şeyde denedim işte bizim sevgili Sibel'le üstüne de selam olsun. Onlarla beraber bir kere söylemiştim. Çok severim ya. Yani çok çok dinliyorum yani gerçekten dinliyorum. Yeni çok başarılı arkadaşlarım da var. Onları da dinliyorum. Bana çok hoş geliyor mesela. Çok güzel anlatımlar var çünkü aslında. Yani çok benzetiyorum. Orada da isyan yani ikisinin de ortak noktası isyan diye düşünüyorum ben. Aşk şarkılarıyla anılan bir adam olmak sizi zaman zaman rahatsız ediyor mu? Yani rahatsız etmiyor da şöyle yoruyor bazen. Çünkü şöyle oluyor. Hani bu kadar aşk şarkısı yazan bir insan nasıl yalnız kalabilir? Bu soru mesela bana çok garip geliyor. Abi ben de soracaktım da ayıp olur diye. Ben de sen sorma diye bir girizgah yapayım dedi. Yani şimdi bu ne bileyim bu yaptığın işte ya da yazdığın ruhunu hani keşke olsa hani şarkılarda yazdığım aşkı yaşayabilsem keşke ben. Ama işte olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey değil. Artık da sormuyorum. Yani böyle akışında bıraktım. Böyle iyiyim de yani bazen gün geliyor mesela istiyorsun hani beraber işte bir sevdanla film seyretmek işte ne bileyim bir yere gitmek bir tatil falan. Ama olmayınca da öyle çok karalara bağlamak yok. Ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun? Yaşlandım bile ya. Bak beyazları görmüyorsun Allah'a. Yapma. bu beyazların ışıktan değildir efendim orijindir. Sezen Aksu sahnelere geri dönse kimler işsiz kalır? Bak bir şey söyleyeyim mi? Demin de bahsettim ya hani işte bazı sanatçı arkadaşlarım sahnede olması çok sevindirici. Çok müzisyen arkadaşımız faydalanıyor. Çok daha insanlar bu işten belki nasiplerini alıyorlar. Mesela Sezen Aksu sahneye çıkarsa bana göre yani ilk konserinde en az 1 milyon kişi olur diye düşünüyorum ben. İlk konserinde arkada vokalde olmak ister misin? Her yerde olmak isterim vallahi. Onun böyle kostümünü bile giydirmek isterim Sezen Aksu. Canım Sezen Aksu benim. keşke vallahi konser verse de. Yani hepimiz böyle o konsere gidip. Abi bizi dinlemiyor sen mi söyle belki seni. Sezen'cim lütfen Türk halkı senin konserler vermeni istiyor. Çok seviyor seni. Bu arada çok önemli bir festivalmiş. Yani ben de demin başkanla işte bilgileri anlattı. 50. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali. Yani bütün tabii ki bizim Türkiye'nin dört bir yanında acayip beldelerimiz var. Acayip güzel yerlerimiz var. Yani bu festivaller bu halkın şarkıcılarla, oyuncularla, ne bileyim tiyatrolarla buluşması halkı mutlu ediyor. Yani inanılmaz bir kalabalık var diyorsunuz. İnsanlar belki bu haftanın, belki ayların stresini atmaya geldiler burada. Bir şey geldi aklıma abi. 90'lı yıllarda bazı sanat, 90'lı yıllarda sizlerle beraber aynı yollarda yürüyen bazı sanatçılar genç kitleyi yakalayamadı. Ama siz ortalama 3-4 kuşak yakaladınız. Estağfurullah. Hani bilmiyorum tabii ki öyle. Ya sırrı değil işte ben içimden gelen şarkıları yazıyorum. Ben şunu düşünüyorum ben. Benden sonra gelen jenerasyon da böyle bir telefonun başında beklemiş durumu olduğu için herhalde. Ondan böyle takip ediyorlar. Telefonlar akıllı telefon oldu. Aynen öyle.